ışıkları kapatabiliriz belki. Türkiye'nin ihtiyacı olan motorlar elektrik motorları ve ion thrusters gibi egzotik şeyleri dışarıda bırakırsak 3 ana motor grubumuz var. 3 ana motor grubumuz ihtiyacımız olan pistonlu motorlar, türbinli motorlar, bir de roket motorları. Özellikle savunma sanayinde bu üçü olmazsa olmaz. Önce helikopteri yaptık, şimdi motoru yapacağız. Farkına vardık ki bazı kritik parçaları bize kimse satmayacak. Tek kristal kanatları var motorun en sıcak yerinde. Çok yüksek teknoloji gerektiren bir şey, kimse kimseye de vermiyor export kontrolü. Bu projelerle Türkiye'de ilk defa motor grubumuz var. 3 ana motor grubumuz ihtiyacımız olan pistonlu motorlar, türbinli motorlar, bir de roket motorları. Özellikle savunma sanayinde bu üçü olmazsa olmaz. Önce helikopteri yaptık, şimdi motoru yapacağız. Farkına vardık ki bazı kritik parçaları bize kimse satmayacak. Tek kristal kanatları var motorun en sıcak yerinde. Çok yüksek teknoloji gerektiren bir şey, kimse kimseye de vermiyor export kontrol. Bu projelerle Türkiye'de ilk defa tek kristal kanatçık döktük. Titanyum hassas döküm parçaları döktük. Burada görüyorsunuz. Türbünün en sıcak, en zor teknolojik parçası. Bunu yaptık ya artık dedim. Artık bundan sonra motorumuz çalışır, korkmayın. Ya 6 ay sonra ya 2 yıl sonra çalıştırırız. Bunu söyledikten 9 ay sonra da motoru çalıştırdık zaten. İmalat teknoloji kazanma projeleri yaptık. Ve 2017 Eylül'ünde motorun her tarafını İmal edebilecek duruma geldik ki 2017 Kasım'da motoru çalıştırdık. Yoksa çalıştıramazdık. Şu gördüğünüz parçayı dünyada sadece bir Amerikalı şirket yapabiliyordu biz bunu başardığımızda. 5 yılda 6 tane özgün ayrı ayrı motoru tasarladık, geliştirdik, çalıştırdık. Ve bunlardan 4 tanesi seri üretime girdi arkadaşlar. Dünyada 40'tan fazla uluslararası motor programına parça üretiyoruz. Ve şu an itibariyle dünyada, havada, gökyüzünde ne kadar uçak varsa sivil askeri en az yarısı TEİ'nin parçalarıyla uçuyor. Ve bunlar vida civata değil, dönen kritik parçalar arkadaşlar. Özel prosesler, sertifikalı özel prosesler yetenekleri açısından dünyada birinciyiz şu anda. Tabii yapacağımız daha çok şey var ama yapacaklarımızı anlatmaya gerek duymuyoruz. Yaptıklarımızın gururu bize yeter diyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, öncelikle tekrar hepinize saygılarımla selamlıyorum. Çok kısa, vakti çok iyi değerlendireceğiz ve sunumu değerli hocalarıma daha zaman verme adına onlara zaman bırakacağız. Öncelikle bakanlığımız ve il müdürlüğümüz ne yapıyor, nelerle uğraşıyor? Çok kısa bir bilgi sunup hemen ikinci misafirimize ben mikrofonu takdim edeceğim. Amacımız çok belli, her zaman söyleniyor, yüksek katma değer olan ürün üretmek. Bu bakanlığımızın ana felsefesi bu. Hemen hızlı yürüyorum. Hizmetlerimizle ilgili politika yapıyoruz, uygulama yolu gösteriyoruz, teşvik ediyoruz ve finansal destek veriyoruz sektöre. Hızlı geçiyorum. Önceliklerimiz 2, yüksek teknoloji ve yerli üretim. Bu olmazsa olmazımız bizim. Bu bizim anayasamız ve bundan sonraki süreç bu iki ana başlığın uzantıları olarak yansıda göreceğiz. Yüksek teknoloji için önce Ar-Ge'ye ihtiyaç var. İnovasyon, yenilik, katma değer yüksek ürün çıktısı oluyor. Yerli üretimde de yerli aramalı ve yerli yazılım. Tedarikçi dediğimiz OSB başkanımızın da ifade ettiği teknolojiyi oluşturan aramalların da yerlileşmesini kastediyor aramalı ifadesiyle. Hızlı gidiyorum. 3 tane Y prensibimiz var. Yerli, yenilikçi, yeşil. Yeşil deyince Recep Bey aklıma geliyor. Armatörcü. Değil mi efendim? Su dünyası, su medeniyettir. Ve onun fabrikasına Arel'e gitmenizi de buradan öneriyorum. Orada bir teknoloji, kültür ve sanatı aynı anda görme imkanınız olacak. TV2'de de sanırım bir belgesel yayımlandı. Değil mi efendim? Oradan da sizi, yenilikçi ve yeşil sizi adres olarak gösteriyor. Hızlı yürüyorum. 2023 vizyonuna giderken değerli dostlar, biz neler yapacağımızı önümüze koyduk. Derslerimiz bu. Ar-Ge çalışmalarımız, Ar-Ge merkezlerimiz, tasarım merkezlerimiz, TGB dediğimiz, teknopark ve teknokent dediğimiz yapıları artırmamız, araştırmacı sayımız, insan gücüne dayanıyor ve proje sayımız ve patent sayımız. Tüm bunları yapmaz isek bizim küresel sarmala karşı
one minute deme şansımız yok. Bunları yaparsak ancak Akdeniz'de sondaja devam edebiliriz. Aksi takdirde bizim ensemize vururlar, geldiğimiz yere geri gideriz. Dolayısıyla 2023 vizyonuna giderken 5 tane, 6 tane ana felsefemiz var. 1. Uluslararası ilişkiler. 2. Uluslararası güvenlik. 3. İç siyaset. 4. Ekonomi. 5. Bilim, eğitim, teknoloji. 3'ü 1 madde. Biz 2023'e giderken tüm anayasal altyapımızı, tüm yasal mevzuatımızı çok kıymetli USMER İstanbul Başkanımızın ifade ettiği gibi yeni Türkiye, güçlü Türkiye. 2023-2051'e giderken, 2071'e giderken büyüyen Türkiye için bu 6 tane madde bizim için olmazsa olmaz. Tekrar ediyorum, uluslararası güvenlik, uluslararası ilişkiler, iç siyaset, ekonomi, bilim, teknoloji ve eğitim ve kültür. Bu bağlamda hızlı geçiyorum. Bu bizim karnemiz, mevcut durumumuz, sanayi ürünlerindeki maalesef orta, yüksek ve düşük teknoloji karnemizde çok istediğimiz durumda değiliz. Bakın yüksek teknolojimiz düşük, düşük teknolojimiz gayet yüksek. Halbuki bizim orta, yüksek ve yüksek hiç olmazsa 50'ler bandında getirdiğimizde bizim o birincilik dediğimiz yüksek teknolojiyi üreten, kendi kendine yetebilen, bağımlılığı sıfıra indirgemiş bir ülke haline gelebiliriz. Tüm çalışmalarımız bu orta yüksek ve yüksek teknolojiyi 50 baz puanla getirebilmek. Buraya getirdiğimiz an hedefimize ulaşmış oluyoruz. Hızlı gidiyoruz. Değerli dostlar, başta söylemiştim. Yerli ve milli teknolojide yüksek teknoloji yakalamamız için bizim Ar-Ge merkezlerimizi artırmamız lazım. Bakın biz 2017-18'de bakanlık olarak neler yaptık? Üretim reform paketiyle Ar-Ge sayımızı artırdık. Teşvikler verdik. Dijitalleşme dediğimiz 4. sanayi devrimi dijitalleşme kurulu oluşturduk ve sanayi mülkiyet kanunuyla ise Ar-Ge'den çıkan ürünün ticarileşmesinin önünü açtık ve bu konuda da çok ciddi adımlar atıldı ve mesafeler alındı. Bakın hemen çok kısa. Türkiye'de Ar-Ge sayımızın ve İstanbul'a karşılıklı ne var onu görüyoruz. 1156, 406, 57 bin personel çalışıyor. Gayet güzel. Çalıştığı proje, bunları hep bozmuyor. Yani şey yapmayacağım, uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Burada tasarım merkez sayımız ve İstanbul, 341'e 157. Teknoloji geliştirme bölgeleri 93, resmi olarak 83 var ama açık olarak 63 var. Burada çalışan personel çok önemli. 53 bin civarında ve proje çok önemli. 40 bin civarında. Yani aslında bir arka lob da Türkiye'nin geleceğine yön verecek araştırmacılar, Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, bilim adamları gerçek manada şu anda hazır askerler kıtalarda yetiştiriliyor. Biz gayri safi milli hasılamızın %3'ünü Ar-Ge'ye ayırmadığımız içerisinde hedefimize ulaşma şansımız yoktur. Şu anda 1,5'lar civarında.
olduğumuzu göre aslında bizim onunla mukayese ettiğimizde 50 bin sayısı hemen hemen aritmetik ortalamada çıkıyor ama biz bu yolda iyiye doğru gidiyoruz. Yani bu hedefe doğru aslında ufak ufak gidiyoruz. Böyle bir bilinçlenme var. Bu sayılarda bizi tatmin eden sayılar. Hemen hızlı geçiyoruz. Tekno yatırımla ilgili çok ciddi teşvikler var. Orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretmesi konusunda bakanlığımız ciddi manada destek veriyor. Kasayı keseyi açtı. Son dönemde yapılan işler, ne kadar projeye ne verildi, hangi ilde neler yapıldı, bunları sizlerin çok huzurlarınızı ve rakamları vermek istemiyorum. Bunları e-mail ortamında da size iletebiliriz. Hızlı geçiyorum ben. 2019 yılında 5.6 milyar destek paketimiz açıklandı Sayın Bakanlığımız tarafından. Bakanlık olarak gerçekten KOSGEB, TÜBİTAK, Bölge Kalkınma İdareleri, Kalkınma Ajansları, Merkez 5 koldan hem girişimcilere, hem araştırmacılara, hem yatırımcılara ciddi manada destek veriyoruz. İstenen boyutlarda bu bürokrasiyi azaltmamış olabiliriz. Evet, buradan girdiğinizde hemen sizi yakalayıp nelerle uğraşıyorsunuz, nasıl destek verebiliriz? Belki bunun bir pratiğini elde etmemiş olabiliriz. Eksiklerimiz olabilir ama inanın artık Türkiye orta ve yüksek teknolojiyi üreten sanayiciye destek konusunda kararlı. Ama eksik evrak olabilir, reddedilmiş olabilir, ama kendini ifade edemeyebilir, ama danışman uzmanı bulamamış olabilir. İyi bir fikri altyapınız var, tez yapıyorsunuz, yüksek lisans, hocalarım burada. Adem hocam da burada, benim Sabahattin Zaim'den kurucu rektörü, profesör doktor, benim aynı zamanda hocamdır. Ben ne kadar meramımı iyi anlatmış olsam bile, ifade itibariyle, yazı metnine, kaynakçasını, girişi, tezimi, onu savunan bir takım cümleleri ve makaleleri, uluslararası kaynakça göstermezsem, yüksek lisansımı kabul ediyor musun hocam? Etmiyorsun. Hoca da etmiyor, hocalarım da burada. Onlar da hiç etmiyorlar. Bu buna benziyor. Eğer siz kendinizi çok iyi ifade edebilirseniz, çok iyi dosya hazırlarsanız, KOSGEB, TÜBİTAK vesaire, inanın başarılı olursunuz. Yani bazen kendi eksikliklerimizi de çok ucuz yolla, ya gittim, müracaat ettim, bilmem ne yapmadı. Hayır kardeşim. Sen kravatını takmadın. Tıraşını olmadın. Kusura bakma. Ter de kokuyordun. Bir de sabah sarımsak yedin kardeşim. Sen her türlü olumsuzluğu yapmışsın. Ayakkabın da böyle değildi. Dolayısıyla ütü hiç yok zaten. Şimdi bunları da konuşmamız lazım. Yani oturduğumuz yerden ben bürokratım. Benim kapım açık. Her gelene ilgileniyorum. KOSGEB'de, TÜBİTAK'ta, bilmem nerede neyi varsa bizzat arıyorum. Ama dosyan eksikse benim yapacağım bir şey yok. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hızlı geçiyorum değerli hocam. Zamanımda iyi değerlendirmeyi düşünüyorum. Gençlerimizde 200 lira destek veriyoruz. Biliyorsunuz dış ticaret açığımızı kapatmak için Maliye Bakanlığımızla beraber bir finansman paket açıklandı. Burada da yine ithalatımızı, özellikle cari açığımızı etkileyen ürünlerin Türkiye'de üretilmesi konusunda üretirse ciddi teşvikler veriliyor. Hızlı gidiyoruz. Dördüncü sanayi devrimi biliyorsunuz, dijitalleşme platform oluşturuldu. Destekler var. Buralar hep hızlı geçiyorum. Artık Pasifik'te Endüstri 5.0 konuşuyoruz. Biz 4.0 konuşuyoruz ya hocam. Artık orada yapay zeka geçtik. Robotların hayata ne tür sosyolojik ve psikolojik etkileri var, o konuşuluyor. Aile hayatını olumsuz etkiler mi? Acaba yapay zeka geliştiren hanımefendi erkeğe çok fazla irtifat edip akşam aile düzenini bozabilir mi? Bu konuşuluyor. Kıskançlıklar, değil mi? Karşılıklı egolar vesaireler. Biz 4.0 konuşuyoruz. Hızlı geçiyorum. İl müdürlüğü olarak da OSB'ler, bilgilendirme, bugünkü yaptığımız seminer gibi paydaş toplantıları, broşür, tanıtım yapıyoruz. Buraları hızlı geçiyorum. Bir de yerli üretim vardı. Yüksek teknoloji yerli üretim. Arkadaşlar, kamu yeni bir yasayla 4734 sayılı kamu ihale kanununda yüksek ve orta yüksek teknoloji yapan ürünleri kamu alımlarında %15 indirim getirdi. Kimse bunu biliyor veya bilmiyor. Eğer ürününüz yerli ise, yerlilik belgesi de toptan, yani odalarda, borsalardan alıyorsunuz, ISO ya da ITO, İstanbul için söylüyorum. Yerli ise ürününüz %51 bu topraklarda üretiliyorsa, siz kamu alımlarında, orta ve yüksek teknoloji için söylüyorum, %15 avantajlı topa giriyorsunuz. Kamu bunu yapabildi. Bununla beraber yine yerli malı belgesi veriyoruz. Yerleştirme kurulu var.
onu uzatmadan söyleyeceğim. Bakanların olduğu bir kurul var. Bu kurul yurt dışından getirilen ürünlerin Türkiye'deki sanayicilerle eşleştirip buna biz terzi modeli diyoruz. Ona teşvik vermek suretiyle o cari açığımızı kapatmak üzere 2018 yıl için söylüyorum. 42 üründe 20 milyar dolarlık ürün yerleştirildi arkadaşlar. 42 tane ürün yurt dışından geliyordu. Türkiye'deki sanayicilere vaziyet verildi ve 20 milyar dolarlık, 20 milyar dolar iyi bir rakam, 120 milyar TL yapıyor. O yüzden de cari açığımızı dikkat edin, ufak ufak kapandı. Hatta Haziran ayında cari fazla verme ihtimalimiz var. Bunlar çalışmayla ve gayretle oluyor. Evet, bölgesel, küresel bir durgunluk var, dönemsel bir durgunluk var ama biz dersimizi çalışıyoruz. KOBİ'lere finansman erişimini ifade etmiştim zaten. Hızlı geçiyorum. Yerli yazılım, savunma teknoloji, iletişim ve yazılım konusunu biliyorsunuz. Bir metal yazılım değilse kilosu kadar demirdir. Yazılım varsa teknolojidir. Türkiye'nin siber saldırıdan bahsedildi Murat Bey. Türkiye genç nüfusuyla gerçekten teknolojiyi en iyi kullanabilen, öğrenebilen ve bundan da netice alabilecek bir altyapımız var. Türkiye bu konuda, ben size bir örnek daha vereyim, çok güzel bir motive olma açısından. 2018 yılında biliyor musunuz Avrupa'da yazılımcı yetiştirme konusunda en fazla oranını artıran ülke Türkiye. Avrupa'nın ortalaması kaç biliyor musunuz? %4. Türkiye %16 artırmış. Müthiş bir şey. Bu şekilde gidecek. Yani biz onlardan daha iyi izlemiyorum, dikkat edin. Eski yıldan yani 2017'den 18'e geçişte eski sayımızı %16 artırmışız. Yeterli değil. Ama Avrupa'da söylüyorum %4. Dörde katlamışız. Bu önümüzdeki dönem için bize ümit veren rakamlar. Hızlı geçiyorum. İfade edildi. Afrin'de, doğuda, güneydoğuda, Hendek savaşları vesaire gibi Türkiye'nin iç siyasetini, iç istikrarını, yerli ve dış küresel işbirlikçilerle Türkiye'nin ileriye giden hedeflerini engelleme adına terör faaliyetlerine karşı gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri, ki İbrahim Hocam onları anlatacak, ağırlıklı savunma sanayini. Birazcık İbrahim Hocam'ın müsaadesiyle bu hususlara giriyorum. Aselsan Başkanımız bu konulara değinecek ama benim sunumumda da çok kısmen dokunup geçiyorum. Yani Zeytin Dalı Operasyonu vesaire gibi operasyonlar Türkiye, Türk Devleti yapabiliyorsa, Türk askeri, donanımından yazılımına, mühendisliğinden üretimine kadar Türk mühendislerince ve sanayicisince yapıldığından dolayı biz Irak'a girebiliyoruz, Kandil'i vurabiliyoruz, Zeytin Dalı operasyonunu yapabiliyoruz. Bunların tamamı yerli ve milli üretimin neticesi olarak. Evet, Türkiye'nin ilk yerli turbojet motoru üretildi biliyorsunuz. Yine ilk hibrit roket motorları üretildi. Bunlar yine hocamın konusu. Yine Türkiye'de ilk helikopter motoru kullanıma sunuldu. Yine lazer silah çok önemli arkadaşlar, lazer silah. 1 kilometrede çok etkin, 250 ya da 500 metrede nakavt ediyor. Bu elektriği ısıya dönüştüren bir durum, lazer müthiş bir şey. Artı biliyorsunuz SİHA ve İHA'da da bunu kullanıyoruz. T3 Teknofest'e katılarak bunlar hayal değil. Ecdat yaptı, ben de yaparım. O karadan yürüttü, ben denizin altından Marmara yaptım. O oraya gitti, ben buraya giderim. Gökyüzü, yeryüzü bize ait. Biz yeryüzüne adalet ve merhameti yaymak üzere yaratılmış özel bir topluluğuz. Eğer biz varsak merhamet var. Eğer biz varsak adalet var. Aksi takdirde bomba var, savaş var, imha var. Biz varsak barış var. Dolayısıyla barış için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. 2019'da yine arkadaşlar araçlarımız, müjde veriyorum buradan. Bakan Bey'in müjdesini size kopyalayıp veriyorum. 2022'de inşallah caddelerde göreceğiz. Bitirdim hocam, son slaytım. Türkiye için
yüksek güçlü bir Türkiye için yerli üretim ve yüksek teknolojiye ihtiyaç var diyorum. Ben tekrar beni dinlediğiniz için tüm paydaşlarıma, Sayın Valime, çok kıymetli hazuruna saygılar sunuyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci sunuma geçmeden önce ben kısa bir hafızamızı bir tazelemek istiyorum. Benim öğrenciliğim bu PKK terörünün en yoğun olduğu zamanlarda geçti. Böyle gün geçmezdi ki sabah kalkardık, PKK köy basmış, çoluk çocuk, kundaktaki bebek demeden böyle 50-60-70 sayısını artık böyle katletmiş. İnsanın kanı donardı. Yani böyle hani bu anlatılır bir şey değil. Tabii coğrafya, o coğrafya zor bir coğrafya. Güvenlik güçlerinin de teknolojik anlamda altyapısı biraz zayıf. Devlet bunu görüyor. Diyor ki ben bu teknolojiyi, güvenlik güçlerini, teknoloji altyapısını güçlendirmek için bir hamleler yapmaya çalışıyor. Amerika'dan İHA almaya çalışıyor. Yok kongre deniyor, bu deniyor, o vermedi deniyor, bu veto etti deniyor, alınamıyor. İsrail'den anlaşılıyor. Parası veriliyor, peşin ödeniyor. Yıllarca o parasını ödediğimiz Heronlar gelmiyor. Sonra gelene kadar sizdekilerden 3 tanesini kiralayalım diyorlar. Kiralığı parasını da veriyorlar. Onlar geliyor, bir tanesi bozuk, öbürsü uçmuyor, öbürsü düşüyor. Yani olacak iş değil bunlar. Ondan sonra neyse hani gel zaman git zaman geliyorlar, tamir ediyorlar bir şeyler ya. Uçuyor şeyler, Heronlar uçuyor ama yazılımı bizde değil. Yani bazen öyle haberler geliyor ki insanın böyle aklı biraz şaşıyor. Teröristleri görüyor İHA'lar, görüntü bir anda kesiliyor. Allah Allah, nasıl olur? Veya bozuluyor veya düşüyor. Hatta bir seferinde çok ilginçtir, Türk o İHA'ları kullanan askeri Türk uzman yanlışlık yapıyor. İHA biraz menzilin dışına gidiyor. Yani kontrol edebildiğiniz alanın dışına gidiyor. Artık sağa dön, sola dön, hiçbir komuta cevap vermiyor. O kadar uzakta. Ne yapacağız? Yani İHA hala havada uçuyor ama menzilin dışında. Siz onu kontrol edemiyorsunuz uzaktan kumandanızı. İsrail aranıyor. Böyle bir durum oldu. İsrail o uçağı biz dibimizdeki uçağı kontrol edemiyoruz. O uçağı geri döndürüyor ve bizim topraklara indiriyor. Yani uçağı alsanız bile içindeki yazılım sizin olmadıktan sonra o istihbarat size gelmeden önce başka bir yere gidiyor mu? Veya size yanıltıcı istihbarat geliyor mu? Hiçbir bilginiz yok. Ama çok şükür artık yazılımından üretimine kadar İHA'larımız var, SİHA'larımız var. Şimdi bunlar bu teröristleri göz açtırmıyor. Yani unutmayın, bu memlekette harici ve dahili betahlarımız her zaman olacaktır. Bunlarla baş etmenin en büyük yolu özellikle savunma sanayinde milli ve yerli teknoloji üretmektir. İsterseniz burada ben sözü keseyim, bu işin erbabına, senelerini bu işe adamış Aselsan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor İbrahim Özkol'a sözü bırakayım. Hocam ışık yeterli mi orada? Ses geliyor sanıyorum. Işık yeterli değilse? Işık yeterli sayılır şu anda. Değerli yöneticilerim ve kıymetli hazırım. Hepiniz zamanınızı ayırıp buraya geldiniz. Sizlere bütün yürekliliğimle, içtenlikle teşekkür ediyorum. Ve bu katılımla bizleri de yüreklendiriyorsunuz. Şimdi ben size bir Türkiye'de teknoloji kazanımının nasıl olduğunu, bugün için dünyada 55. sıraya oturmuş bir Türk savunma şirketinin nasıl geliştiğini ve şu anda onlarla ilgili stratejilerimizin neler olduğunu anlatmaya çalışacağım. Fakat sonunda bazı şeyleri söylediğimde
daha bayağı çalışmamız gerektiğinin farkında olacağız. Bazı şeyleri daha iyi şekilde anlayacağız umuyorum. Şu anda Türkiye'nin stratejik konumu gereği biliyorsunuz başımızda bir dert var. Birden fazla dert var aslında da. Son zamanlarda S-400'lerle bu F-35 sıkıntısı. Sanıyorum bu gidişat sonunda bizi yerli füze savunma sistemini yapmaya, yerli savaş uçağını yapmaya hızla itecek ve sonunda bu sizler de çok iyi değerlendiriyorsunuz. Ve bizim açıkça konuşmamız gerekirse operasyon yapabilmemiz yegane destekçisi yerli mühimmattır. Bu 10 yıl önce falan olsaydı bunları yapmamız mümkün değildi. Şu anda tamamen operasyonlar yerli mühimmatla yapılıyor ve bunların üretiminde de büyük sıkıntılar yaşıyor. Millilik ve yerlilik oranı ürünlerin geliştirilmesi amacıyla Aselsan içinde öz kaynaklı Ar-Ge projelerini başlatmak. Bugün için savunma sanayi şirketleri içinde öz Ar-Ge'si en fazla yatırıma sahip olan şirket Aselsan'dır. Ve içindeki bugün 6600'ün üzerinde barındırdığı çalışanının yaklaşık 3200'ü mühendis ve Ar-Ge çalışanıdır. Çünkü siz sürekli olarak ilk defa bir şeyleri yapıyorsunuz Türkiye için. Ve burada da Ar-Ge'nin önemi bu şirketin olmaz olmazlarındandır. Yani siz bir Ar-Ge şirketi olarak ancak devam edebilirsiniz bu teknolojik isterleri yerine getirmek için. Milli yerli ürün geliştirilmesi amacıyla Aselsan akademi öğrencileri için tezlerin başlatılmasını teşvik etmek, tüm çalışmaları bir veri tabanı ortamında takip etmek, geçmiş yurt dışı alımları analiz ederek veriler oluşturmak, veriler arasında öncelikler tanımlamak gibi görevleri yerine getirmek bulunmaktadır. Aselsan'daki başkanlığım döneminde Aselsan Akademi diye bir olguyu hayata geçirdik. 4 tane üniversitenin birleşmesi ve oluşan hoca havuzuyla Aselsan'da çalışan mühendislerin yüksek lisans ve doktora yapabilmelerine olanak sağlayacak şekilde kendi ayaklarına oraya gidip derslerin verilmesi ve tezlerin de Aselsan'ın problemi olan
çalışmakta olduğu konular üzerinden yapılması şeklindedir. Tamamen sanayiye yönelik bir üniversite sanayi işbirliğidir bu. Bu kurulun ilk faaliyetlerinden birisi olarak COSGAP stratejik ürün desteğinden faydalanmaya yönelik olarak uzlaşı belgesi verilmesinin uygun bulunduğu konular firmalar belirlenmiştir. Toplam 16 firmaya uzlaşı belgesi verilmiştir. COSGAP stratejik ürün destek programı için uzlaşı belgesi verilen ürünler arasında şu an 13 ürün değerlendirmelerinin yapıldığı, firmaların başvurularının kabul aldığı yönünde olumlu geri dönüşler olmuştur. Bu kurul ayrıca yurt dışından temin edilmekte olan ürünler için analizler yaparak Aselsan tarafından tasarlanması planlanan, milli ve yerli olarak üretilmesi hedeflenen ürün bileşenler listelerinin yanı sıra yine yurt dışından alınan ürünlerin alt yükleniciler ve KOBİ'ler ile millileştirilmesi çalışmalarına da devam etmektedir. Bu amaçla ilk yapılan çalışma ile yurt dışından temin edilmekte olan bu ürünler arasından 53 ürün ailesi seçilmiş, Saha Expo'da bu bilgiler KOBİ'lerle paylaşılmıştır. Yani bizim beklentimiz üretmekte olduğumuz bir takım alt kırılımlardaki ürün diyeceğimiz ya da alt komponentleri yerli firmalarla beraber üretmek. Onlara destek verip, çünkü savunma sanayindeki teknoloji biraz bugünkü normal sanayideki teknolojiden daha üst bilgiyi ve kullanımı ya da ürünü yapmayı gerektirmekte. Onlar da bu seviyeye çekilmektedir. Bu ürünler arasında çok farklı tip ürün aileleri bulunmaktadır. AC-DC çeviriciler ve güç kaynakları tüm projelerde güç sistemleri birimlerinin alt bileşeni olarak yer almakta olup, yurt içinde nitelikli birim, tasarımı ve üretimi yapabilecek firmaların portföye eklenmesine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Kayer bilezik dediğimiz, tüm dönen sistem çözümlerinde güç ve data aktarımı gerçekleştiren temel bileşen olarak yer almaktalar. Farklı proje ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yurt dışı temini olarak tedarik edilen kayer bilezikler için yurt içinden temin kaynaklarıyla çalışılmaya başlanmıştır. Savunma sanayindeki sistemlerden olmazsa olmaz içinde karşılaştığımız AC-DC çeviricileri, kayer bilezikler daha önceleri büyük çoğunlukla yurt dışından temin edilirken, yurt içinde bu firmalar, bu işi yapabilecek kabiliyetteki firmalar bulunarak onlara bunlar yaptırılma yoluna gidilmektedir. Batarya piller keza, motorlar, elektrikli araçlar, raylı ulaşım, rüzgar türbinleri, deniz araçları, denizaltılar için tahrik ve hareket kabiliyeti sağlayacak yüksek verimlilikli elektrik motorları tasarlanıp üretilmesi için alt yüklenici yetkin alternatif firmalar değerlendirilmektedir. Keza mekanik parçalar, elektromekanik sistemler, birim içi sistem seviyesi ve kablajlar. Bunlar olmazsa olmaz ürün komponentlerimiz. Bunları üretecek firmalar tespit edilip bu firmalara bu üretim seviyesine gelmesi için destekler verilmekte. Çünkü şunun farkındayız, eğer yerli bir ekosisteminiz yoksa sürdürülebilirliğiniz mümkün değil. Bazı ürünler daha yetkin alt yükleniciler ve KOBİ'ler ile birlikte çalışmayı gerektirmektedir. Örneğin malzeme, OLED ekranları, ekran camları ve benzeri konularla ilgili daha yüksek teknoloji gerektiren durumlar olabilmektedir. Bu durumlar için ise üniversite ve teknoparklarda konu üzerine çalışan akademisyenlerin de bulunduğu Aselsan'ın altyapı, makine teçhizat desteği de vererek birlikte çalıştığı firmalar ile birlikte millileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Aselsan'da her sektörümüz altında o sektörümüzün faaliyet alanları ile ilgili ARGE çalışmaları yürüten ARGE merkezleri bulunmaktadır. Bu ARGE merkezlerimizde konularında uzman yüzlerce ARGE mühendisi çalışmaktadır. Bunların yanı sıra 4 yıl önce yaptığımız yeniden yapılanma ile öncül araştırmaları yapmak üzere Aselsan Araştırma Merkezi kurulmuştur. Bu merkezde Aselsan stratejik planındaki hedefler ve teknoloji yol haritası yatırım planı doğrultusunda dünyadaki teknolojik gelişmelere öncülük edebilecek nitelikte ileriye yönelik araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bu sayede öncül araştırma çalışmalarını planlı bir şekilde başlatacak ve çağımızın gerektirdiği teknolojileri en baştan proaktif bir biçimde milli olarak geliştirebileceğiz.
Teknolojik gelişimin temeli elbette bilimsel araştırma yapabilecek yetişmiş insan kaynağı ve insan kaynağına bu yetkinliği sağlayacak olan üniversitelerdir. Sıkıntının en büyük kısmı burası. Şimdi Ümit Bey'in çok güzel sunumunda evet gerçekten de karşılaştırmalı olarak Türkiye kendine göre çok hızlı ilerleme kaydetmekte. Fakat şunun farkındayız, ben size bazı rakamlar verince biraz daha insan gücünün çok hızlı bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğini bir nebze olsa anlayacağız. Şöyle ki, bugün için Amerika'nın büyük savunma şirketlerinden Lockheed Martin'de çalışan sayısı 105 bin. Boeing'in çalışan sayısı 153 bin. Northrop Grumman'ın sayısı, çalışan sayısı 70 bin. United Technologies son zamanlarda Raytheon'u da içine aldı. Şu andaki şeyin, United Technologies'lerin 240 bin çalış. Bizim savunma sanayinde şu anda Aselsan 6700, TAI 8000'deyin 14 daha topla 20 bin, taş çatlasın 25 bin. Bakın, sıkıntının bir tanesi insan kaynağı. İnsan kaynağı, insan kaynağı. Orta Doğu ülkeleri, gözümle şahit oldum. Amerika'nın zorlamasıyla en ileri teknolojide aldıkları silah sistemlerini, savunma sistemlerini naylon poşetler altında kapalı depolarda tutuyorlar. İki sene sonra diyor ki, Mr. Bunlar eskidi, ver onları bana, ben sana yenisini satayım. İnsan kaynağınız yoksa durum bu. Burada uyanılması gereken en önemli nokta. Evet, planlama, programlama, şunları insan, insan, insan. Bunun en önemli merkezi de üniversite. Ben kendi üniversitem adına şunu söyleyeyim. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Türkiye'nin en eski bölümü. 1941'de kuruldu. Bugüne kadar geçtiği 78-80 sene. Ortalamamız 60 tane adam mezun ediyoruz. 80 çarpı 60 5000 tane. Kaç tanesi yaşıyor Allah bilir. Ne oluyor ya? Ne yapıyoruz? Biraz uyanmamız lazım. İnsan kaynağı. İnsan kaynağı. Bunların hepsi saydığım işleri yapanlar 240 bin adamdan bahsediyoruz. Sadece Amerika'nın bir savunma şirketinde. İnsan kaynağınız yoksa istediğiniz planları, istediğiniz programları, istediğiniz şeyleri yapın. İnsan kaynağınız. Üzücü. Bunu uyanmamız gerekiyor. Belki de bu vesileyle biraz canımın sıkıldığı bir nokta, bunu burada söylüyorum, herkesten özür de dilerim. Ama bu gerçeği fark etmemiz lazım. İnsan kaynağı yetiştirmemiz lazım. Evet, şimdi Aselsan stratejik planlarındaki hedefleri ve teknoloji yol haritası ve yatırım planı doğrultusunda dünyadaki teknolojik gelişmelere öncülük edebilecek nitelikte ileriye yönelik araştırma çalışmaları yürütmektedir. Yine bunlar insanla olmakta. Bu sayede öncül araştırma çalışmalarını planlı bir şekilde başlatacak ve çağımızın gerektirdiği teknolojileri en baştan proaktif bir biçimde milli olarak geliştirebileceğiz. Yine insanla. Teknolojik gelişimin temeli elbette bilimsel araştırma yapabilecek yetişmiş insan kaynağı ve insan kaynağına yetkinlik sağlayacak olan üniversiteler. Türkiye'de üniversite sanayi işbirliğini arttırmak için yapılan önemli çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalarda çoğunlukla bir üniversite ile bir firma arasında ve sadece belirli başlıklar göz önünde bulundurularak programlar yapılmaktadır. Bu noktada Aselsan Akademi, sanayinin ve birden fazla üniversitenin etkin bir şekilde çıktı odaklı ihtiyaçlarını karşılayacak ve dördüncü nesil üniversite modelini hayata geçirebilecek bir program olarak geliştirilmiş ve YÖK onaylı olarak uygulamaya alınmıştır. Bahsettiğim programımız. Sayın hocam, ben moderatör olarak zamanı kullanmak adına... Hocam biraz... son slaytım, bitiriyorum. Çok teşekkürler. Geleceğin teknolojilerinde lider olabilmek için atmamız gereken adımlara bakarsak, milli ve yerli teknoloji yaklaşımının önemini bir kere daha hatırlayıp, geleceğin teknolojileri için gereken tasarım, altyapı oluşturma ve insan kaynağı yetiştirme yatırımları yapmalıyız. Hangi adımları nasıl atacağımızı belirlemek ve bir düzen içerisinde hareket etmek için hedeflediğimiz teknolojilere yönelik kapsamlı teknoloji yol haritaları oluşturmalıyız. Bahsi geçen teknolojilere bakıldığında birçoğunun henüz teknoloji hazırlık seviyelerinde
temel teknoloji geliştirme seviyesinde olduğu görülecektir. Bu nedenle üniversite sanayi işbirliği geleceğin liderliği için en önemli adımlardan birisidir. Son olarak ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, güç birliği yapmak ve teknolojik liderliğini yakalamak için doğru ekosistemi kurmamız ve işletmemiz gerekmektedir. Sabrınıza teşekkür ediyorum. Evet, ben de biraz kısa zamanı kullanmak adına kısa bir giriş yapayım. Hemen sözü bırakacağım. Geldiğimiz bu günümüzde ticaret ve kur savaşları artık eskiden de hep vardı ama biraz daha acımasız olmaya başladı. Daha onur kırıcı olmaya başladı. Eskiden belki bu tür şeyler böyle kapalı ufak gruplar arasında belki toplantılarda, üst düzey toplantılarda yapılabilirdi ama şimdi umumu açık durumlarda yapılmakta. Bir örnek vereyim. Bu Amerika'da başkanlık değiştikten sonra farz edin bir Twitter mesajı görebiliyorsunuz ki ben olmasam orada sen bir dakika devlet başkanı olamazsın, ver Amerika'ya 200 milyon dolar gibi bir çok aşağılayıcı Twitter'lar görebilirsiniz. Veyahut da böyle kur savaşlarından örnek vereyim, rahibi yollamadınız diye gece 3'te, bakın saat 3'te hiç Türkiye'de hiçbir yerin çalışmadığı bir şey, kur bir anda abartılı bir şekilde artabiliyor. Bu savaşlar hep vardı, hep de olacak. Bu karşı tarafı, yani bizim tarafı öbür şeylerin zayıflatmak istedikleri için bu savaşları hep yapacaklardır ama bizim de bunlara karşı dirençli olabilmemizin tek yolu üretim yapabilmek ve teknolojik üretim yapabilmek. Bunları hem kendimize yetebilecek hem de dışarının ihtiyacı olduğu ürünleri üretebilmek, katma değeri yüksek ürünler üretmek. İsterseniz ben bu girişi yaptıktan sonra üretim ekonomisine milli sanayi başlıklı konuşmasını yapmak üzere USMER Ulusal Strateji Merkezi Genel Sekreteri Sayın Kadri Bülent Önal Beyefendi'ye sözü bırakıyorum. Ben şimdi hepinize baştan teşekkür ediyorum. Sanayi Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı düzenledikleri için aynı şekilde OSKEB'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben buraya nasıl geldik diye anlatacaktım fakat fazla zamanınızı almak istemiyorum. Buraya nasıl geldiğimiz belli. Buraya gelişimizin esas nedeni bugünkü noktada sanayimizin bu duruma gelmesinin esas nedeni herkes kısaca değindi. Burada en önemli unsur ezen ve ezilen ülkelerin tarih boyunca süre gelen bir çatışmasıdır. Esas ana kapitalizm ile milli devlet çatışmasıdır. Hepimizin bildiği gibi sanayici olmak hakikaten zordur. Bakın size çok kısa bir anımı anlatayım. 1980 yıllarıydı galiba.
Yok, 85 yılında Mersin'de TÜDAŞ'ta genel müdürlük yapıyorum. TÜDAŞ'ın kapasitesi %10'la çalışıyor firma. Borçlanmış vaziyette, borcunu ödeyemiyor. Ve Türkiye'nin en büyük entegre tarım tesisi. Büyüklüğünü size şöyle anlatayım. 120 dönüm kapalı alanı olan bir yer. Burada içinde bir sürü tesisler var. Emin olun, TÜDAŞ'ın sahibi akşam evine giderken benden benzin parasını isterdi. Sanayicilik hakikaten Türkiye'de zor bir iştir. Peki, şimdi şöyle bakıyoruz, dış borcumuzun büyük bir bölümü enerjiye ve sanayinin makine, yarı mamul ve ham madde ihtiyaçlarından kaynaklanan bir bölümüne gidiyor. Bir çarpık bir şey var, ilişki var. Burada düşünebiliyor musunuz, sanayinin yaptığı ihracatla yaptığı ithalat arasında çok büyük bir uçurum var. İşte bizim cari açığımızın en büyük nedenlerinden birisi de zaten buradan kaynaklanıyor. Peki bu pahalılığın, bu enflasyonun nedenlerine her zaman biz şuna yorumlarız. Deriz ki işte petrol fiyatları artıyor, uluslararası ilişkilerimiz bozuk, ekonominin durumu belli, efendim uluslararası finans ve kapital sistemi aleyhimize çalışıyor, efendim aracılar, tefeciler var. Evet, bunların gerçek payı var. Ama burada sormak lazım, yani hırsızın hiç mi suçu yok? Bakın, sanayinin esas gelmek istediğimiz noktaya gelmemesinin esas ana nedeni şudur. Temel neden, Türkiye'yi yönetenlerin, Türkiye'nin yazgısına egemen olan kafalarındaki Türkiye imgesinin yanlışlığıdır. Her gelenin kafasında bir tüm Türkiye imgesi var. Bunu uygulamaya kalkıyor. En büyük yanlış, en büyük hata burada. Bakın neler oluyor. Şimdi bu imgelerin yanlışlığı emperyalist güçlere büyük bir koz veriyor ellerine. Çok iyi kullanıyorlar ve ayar veriyorlar. Şimdi zamanında yönetimler bazı şeyleri çok iyi zannediyorlardı. Mesela NATO'ya katıldık, çok iyi diye katıldık ama iyi değildi. Ortak pazar çok iyiydi ama iyi değildi, iyi olmadığını gördük. Yılda 100.000 binek otomobil üretimi yapalım dediler. Çok iyiydi o günde ama iyi değildi. Bunları hep iyi sandılar ama sonuçları hep, çünkü kafalarındaki yapı oydu. Tarımdan vergi almayalım dediler. Esnafı daha serbest bırakalım dediler. Yani sanayiye verilen teşvikler de çok büyük. Yani çok teşvik vermek çok iyi dediler. Evet, iyiydi de teşviğin nasıl kullanılacağı çok önemliydi. Ve o teşvikler masa başında değil, bizzat sanayiciye danışılarak verilmesi gereken teşviklerdi. Masa başında teşvik verdiler, iyi zannettiler ama iyi değildi. Tüketim malını üretmek, yani küçük sanayiyi kurmanın çok iyi olduğunu zannettiler. Tüketim malı ithalatı aslında bir maskedir. Yani o da bir ithalattır. Ama gerçek ağır makine, ağır kimya ve makine sanayini kurmadık, kuramadık. Montaj sanayini iyi bir şey zannettik, iyi bir şey değildi.
Bunlar hep dönem dönem o anki kafalardaki Türkiye imgesinin yaratılmak istemesinden kaynaklandı. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı buralardaydı. Hatta 1980'lerde başlayan neoliberal politikalarla üretimi bırakıp tüketime döndük. Bunu iyi zannettik ama iyi değildi. İhracata çok önem verdik ama ihraç edeceğimiz dosdoğru bir malımız yoktu. Hayali ihracat başladı. İhracata büyük teşvikler verildi. İyi zannedildi ama o da iyi değildi. Türkiye'nin gerçek sanayini bulabilmesi demek, diğer ülkelere sanayi alanında kafa tutabilmesi demektir. Eğer siz bunu başaramazsanız, maalesef büyük sanayilerin altında ezilirsiniz, küçük sanayilerinizi kaybedersiniz. Şimdi Türkiye'de o kadar enteresan bir durum var ki, sanayinin temelinde her şey oturmuş vaziyette, fakat aradaki kolonlar yok. O kolonların üstünde de orta ölçekli, küçük ölçekli sanayimiz gelişmiş ve oturmuş durumda. Bu kolonlar nelerdir? Şimdi ilk önce zemini bir oturtmamız lazım. Zeminde, Türkiye'nin zemini vatandır. Burada güvenlik, huzur. Güvenlikte de en önemli, yani tabanın zeminini döşeyen o demir parçacıkları bizim milli savunma sanayimizi oluşturur. Burası zemin sağlam olacak. Çünkü emperyalizmin iki tane silahı vardır. Bunlardan birisi ordudur, silahlı gücü. Karşısında güçlü bir ordu istemez.